İstanbul Tuzla'da kötü tesadüfün böylesi dedirten bir olay yaşandı. Oğluyla taksiye binen kadın yanında para olmadığını fark etti ve çocuğu takside bırakıp eve para almaya çıktı. Ama 45 dakika geçti, geri dönmedi. Taksici ne yapacağını şaşırmışken duyanı şaşkına çeviren bir haber geldi. Olağanüstü bir durum abi. Bırakıyor çocuğunu ve çantasını. Eve götürüyorlar, eve. Evden nakit para ya da kart alıp geleceğini söylüyor. Birileri de yengeye haber versin yaşadı. Kimi eve götür dedi, kimi karakola. Annesi çocuğunu takside bıraktı. Şoför ne yapacağını, arkadaşları ne diyeceğini şaşırdı. Götür evden besle işte. Ben oğlan çocuk. Bize emanet edilmiş bir çocuk var ortada. Karakola götür, karakola. En doğru yer orası olur. Pendik'te oğluyla birlikte taksiye binen kadın yolcu Tuzla'daki evine gitti. Kadın yolcu elini çantasına attığında yanında para olmadığını fark etti. Eve gidip alıp geleceğini söyledi. Taksi şoförü yanlış anlamasın diye de 3 yaşındaki oğlunu ve çantasını takside bıraktı. 5 dakika, 10 dakika, yarım saat, 40 dakika gelmiyor. Aradan yaklaşık 45 dakika geçti ama kadın yolcu bir türlü geri gelmedi. Taksi şoförü ne yapacağını şaşırdı. Telsizi açıp durağa haber verdi. Tuzla'ya geldim de bu kadın çocuğunu arabada bıraktı. Diğer taksi şoförleri duyunca da ortaya ilginç konuşmalar çıktı. Kadın gelmiyor, ne yapayım, çocuğu durağa mı getireyim? Eve götürüyorlar, eve. Birisi karakola götür diyor. Ben durağa getiriyorum. 50 dakikalık bekleyişin ardından olayın gizemi de çözüldü. Kadın yolcu para almak için eve çıkarken asansörde mahsur kalmıştı. Çok kötü durumda, ağlayarak geliyor. Ücretini ödüyor, çocuğunu alıyor.